programı ile sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. İlk bölümde çok değerli, sevdiğimiz, saydığımız Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden birisi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Toplum Bilimleri Kurulu üyesi, Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, hocam. Çok şükür. Allah'a şükür her şey yolunda. Allah iyilik versin. Elazığ'dayız. Hocam. O yüzden keyfimiz yerinde. Size evet hep onu söylüyorum. Elazığ'a geldiğiniz zaman evet. Mutlu olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Aynen öyle. Dün hocam saat 2:30 gibi geldim. Uçakta azıcık rötar oldu. Evet. Gelince yani insan havayı özlüyor aslında. Hava da çok güzel şu sıra. Tam böyle sonbahar havası. Camı açık azıcık uyudum. Çünkü sonuçta havayı teneffüs etmek istiyorsunuz evet. Memleketin havasını. Hasta etmesin hocam. Olmayız hocam biz. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Hocam tabii Elazığ ziyaretiniz de bu ziyaretiniz ayrı bir önemli. Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteler arası kurul toplantısı gerçekleştiriliyor ki Elazığ ve Fırat Üniversitesi tarihinde ilk defa bu kadar fazla rektörü Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde ağırlıyor. Sizler de üniversiteler arası kurulda komisyon başkanısınız. Konsey başkanısınız ve toplantıya katıldınız. Bugün yaklaşık 5 saati bulan bir toplantı, önemli bir toplantı yaptınız. Bugünkü toplantı neydi hocam? Niye Elazığ'a geldi bu önemli heyet? Evet, arz edeyim. Gerçekten gurur verici. Sağ olsun Sayın Fırat Üniversitesi Rektörümüz Fahrettin Hoca'nın ev sahipliğinde bizim Fırat Üniversitesi'nde üniversite kurulu yönetim kurulu gerçekleştirdik. Biliyorsunuz üniversite kurulunun şöyle bir yapısı var. Kendi içerisinde 5 komisyon, 5 konsey var. 10 tane yönetim kurulu üyesi var. Bir de dönem başkanı hocamız var. Tabii bunların içerisinde Fahrettin hocamız da komisyonlardan bir tanesinin başkanı. Ben de Tıp Sağlık Konseyi'nin başkanıyım. Yaklaşık 2 yıldır bu görevi yapıyorum. Ev sahipliği olarak bu sefer Fırat Üniversitesi olunca can atata geldik. Aslında benim bugün Bosna'da olmam gerekiyor. Bosna'da bir eş program vardı Saraybosna'da. Organ nakliyle ilgili bizim Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çok da iyi bir proje aslında. Karaciğer nakli, böbrek nakli gibi bir projemiz vardı. Ama onun yerine başka bir hocamızı görevlendirdik. Elazığ olunca gelmemezlik yapamazdık diye düşündük. Şöyle oluyor Furkan Bey, üniversite kurulda tabii Türkiye'deki her konuda akademik olarak yeni program açılması, ilerlemeler, kişilerin farklı tercihleri, düşünceleri gibi lisans, lisansüstü programlar, ön lisans programları konusunda... Üniversiteler üstü bir şey zaten. Şöyle bir şey var. Üstü. Üniversite kurul YÖK'ün yapısı içerisinde kurulurken üniversite rektörlerinden oluşuyor. Her üniversitenin kendi rektörü ve aynı zamanda da seçtiği bir üniversite kurul üyesinden oluşuyor. Tıpkı fakültelerin senatör seçmesi gibi. Sonra bu kendi içerisinden bir yönetim kurulu seçiyor. Başkanlık da üniversitenin kuruluş tarihine göre yıllık olarak düzenleniyor. Her sene Ağustos gibi, Eylül gibi değişiyor. Her yıl değişiyor. Tabii her yıl değişiyor başkanlık. Bir genel sekreterimiz var. Aynı zamanda tabii oranın bir yapısı var. Doçentikler biliyorsunuz hep buranın konusu aynı şekilde. Yönetim kurulları de yıllık yenileniyorlar. Birden fazla kez de devam edebiliyorlar. Bir engeli söz konusu değil. Tabii bizim şöyle bir nasip oldu. Ben 2021 yılında, 2020 yılında tam 1,5 yıl önce, geçen senenin başında, 2 seneye geliyorum inşallah, Üniversite Kurulu Tıp Sağlık Konseyi Başkanı'na seçilmiştim. Seçimle geliyorsunuz. Evet. Ve daha sonra az önce programda konuşmacı olan o güzel sohbeti hemşerilerimizi de paylaşan Rektörümüz Musa Yıldız hocamız da bugün adeta şey oldu hocam, Gazi Üniversitesi'nin günü oldu Kanal Fırat Yönetim Kurulu'na seçildi. Zaten az önce hocamız dediler, hocam Gazi Üniversitesi günü yapmışsınız. dedik Fırat bizim kardeşimiz. Şimdi daha da bir yakınlık oldu biliyorsunuz. Fırat Üniversitesi de araştırma üniversitesi oldu. Gerçekten çok büyük bir başarı. Oldukça iyi de gidiyor Fırat Üniversitesi. Bu arada zaman zaman söylüyorum aslında, ben ilkokula Atatürk İlkokulu'nda başladım. Üniversiteye de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladım. Evet hocam. Yani sonuçta hep Elazığ'dan başlayarak yolumuz devam ediyor. Bugün şöyle bir nasip oldu. Üniversite hayatına, tıp hayatına başladınız, tıbbiye başladınız fakülteye bugün hem Gazi Tıp'ın dekanı hem de Üniversite Kurulu'nun Tıp Sağlık Konseyi Başkanı olarak gelmek nasip oldu. Az önce Musa Hoca da anlattı ya, aslında gönlünüzü geniş, gönlünüzü ferah tutarsanız Allah her şeyi nasip ediyor diye düşünüyorum. Bunda çok önemli olduğunu inanıyorum kendi Kesinlikle adıma. Kesinlikle öyle. Tabii biraz zoom bir toplantıydı çünkü gündemimiz çok fazlaydı.
Sabah bir Harput gezisi yaptık çünkü Elazığ bilen rektörlerimiz var ama şimdi hocam siz var. Aynı zamanda ev sahibi de sayılırsınız. Yani, rektör hocalarımız memnun kaldı mı? Yani mesela Boğaziçi Üniversitesi rektörü, Marmara Üniversitesi evet. rektörü, Gazi Üniversitesi rektörü Tabii. gibi Türkiye'nin en büyük üniversitesinin rektörleri Elazığ'dalardı. Toplam 13-14 rektörümüz Elazığ'dalar. Evet. Harput gezisi oldu. Nasıl Tabii. geçti? Arap Baba ile başladık. Evet. Standart Harput'a gidince diğer eşi dostu getirimize gittiğimiz gibi. Sonra öğlen biraz dolaştık, çevrede dolaştık. Şefik Gül Kültür Peki. Evi'ne gittik biliyorsun çevrede. Sonra öğlen Ulu Cami'ye gittik. Acaba hangisine gidelim? Sarıhasan'a Ulu Cami'ye de ki Ulu Cami daha iyi olur. Nasıl olsa tekrar öbür de geliriz bir dahaki sefere. Sonra şehitliğe gittik İcadiye evet, şehitliğine. Ailenizi diğer hocalarımız bizim şehitlerimizi hep ziyaret ettiler. Dualar okudular hocalarımız. Allah razı olsun hepsinden. Aynen. Tabii biz de onları olduk bir Elazığlı olarak. Elazığ'ın bir evladı olarak. Sonra geldik toplantıya geçtik. Hatta şeyden herhalde Gazi Ateş'ten tam geçerken Gazi Üniversitesi rektörümüz hemen o İzzet Paşa Camisi'ni biliyor hemen. Tabii işte, tabii. İlhan ailesinin falan diye. Evet sağ olsun Sayın Rektörümüz İzzet Paşa Vakfımızdan bahsetti biliyorsunuz. Necip Hoca, Necip İlhan benim amcaoğlu. Hı hı. O da vakfımızın mütevelliyeti başkanlığı yapıyor. Orayı anlattı. Şehit İlhanlar Caddesi'ni gösterdi. Evet. Sağ olsunlar böyle sonra geldik toplantıya geçtik. Tabii toplantı hep beklediğimizden biraz uzun sürebiliyor. Çünkü hakikaten çok gündem var. Ve hakikaten çok güzel ilerleyerek istişareyle gidildiği için tabii gündemler çok olabiliyor. Yani şimdi izleyicilerimiz şaşırlar belki hemşehrilerimiz ama yani şu kadar kalınlıkta gündem maddesi oluyor. Her ay biz bunu gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir şekilde tamamlandı. Yarın da biraz çevreyle biraz sayın rektörlerimizi götüreceğiz. Herhalde Keban gezisi, Sivrice gezisi olacak. Evet, Sivrice'ye bir gideceğiz. Oradan nasipse Keban biraz dolaşarak inşallah devam edeceğiz. En sonunda edeceğiz. Galiba var. Harput ve Kürsübaşı programı. Tabii, ki yani, bugün de dinlediniz galiba. Bugün konservatuar vardı. Konservatuar vardı. Yarın Harput Kürsübaşı. Şimdi gelmişken buraya hocalarımız Elazığ anlatmadan olmaz. Yine az önce sayın rektörümüz söyledi. Gelecek ay yanılmıyorsam bir aksilik olmazsa Araç Üniversitesi toplantısı da Elazığ'da olacak. Bu gerçekten çok gurur kaynağı. Şimdi Ankara'dan bu tarafa doğru gelin. Buraya doğru yol alın. Yolda bir Erciyes Üniversitesi, Araç Üniversitesi olan bir de Fırat Üniversitesi var. Dahası yok. Evet. Buradan yukarıda da yok, aşağıda da yok. Bakın. Daha ne olsun? Yani Allah. Şimdi hani belki ben objektif konuşamıyor olabilirim Elazığlı bir insan olarak, Elazığ'ın bir çocuğu olarak ama yani geriye gelin, şimdi olduğunuz ligi düşünelim. Gazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik, Koç Üniversitesi. Bunlar gerçekten çok üniversiteler biliyorsunuz. Evet. Çok daha eski bir de insan kaynağı da çok fazla üniversiteler. Şimdi üniversitede işleri üretenler aslında insanlar, akademisyenler. Akademisyen sayınız çok olduğu zaman da haliyle diğerlerine göre avantajlı hale geçiyorsunuz. Daha kurulmuş, daha eski üniversitelerseniz tabii yine çarpan etkisi yapıyor. Daha ileriye doğru yol almanız daha kolay oluyor açıkçası. Biz de bu ligde, Araç Üniversite Ligi'nde 210 küsur üniversite var Türkiye'de. İlk 20'de Fırat Üniversitesi'nde yer alması bence gurur kaynağı. Hani ben kendimi evet Gazi Üniversitesi'nin hocasıyım ama. Yani şimdi siz Gazi Üniversitesi'nde dekansınız yani yönetimde evet. olan birisiniz ve siz gururla Fırat Üniversitesi'ni anlatıyorsunuz. Tabii. Ya. Çok biz güzel çok şey. Gurur duyuyoruz. Hatta geçen sene de biliyorsunuz Furkan Bey yine program yapmıştık. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Örgütü ile beraber evet. Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Meri Üniversitesi bir program yapmıştık burada. Nasip o ki yine rektörümüzle birlikte gelmiştik buraya açılışa Musa Hoca ile beraber. Ve tam da o sırada aslında Araç Üniversiteleri arasında kabul edildiği gibi bilgi gelmişti. Nasip diyorum. Hoca da diyor ki hocam biz uğurlu geliyorsunuz hep gelin. Musa Hoca da Elazığ'ı çok seviyor. Evet. Yani biz de çok seviyoruz. O yüzden hani olabildiğince Elazığ'a gelmek, gitmek, memleketten bahsetmek, bir şeyler yapmak çok çok önemli açıkçası. Tam da böyle bakmak gerekiyor. Biraz Kıbrıs'ı da artık üçüncü memleketim olarak görüyorum. İki hafta kadar önce Kıbrıs'taydık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Elazığ'ı çok özlemiş bu arada. Elazığ'lara çok selam söyledi. Evet. Biraz yoğunluğun geçsin olsun. Hocam dedi. Her sene olmaz ama bir sonraki sene inşallah yine Elazığ'da ağırlayacağız Cumhurbaşkanımızı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Orada da hocam mesela bir pediatri kongresi yaptık birlikte. 1400 tane çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Kıbrıs'a gitti. Bu kültürü tanıması, gitmesi bir de hani Kıbrıs sadece deniz, kum, güneş değil aslında.
orada bir mücadele var. Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesi var. Bunu görmesi için insanların çok çok önemli. İtalya Pediatri Birliği'nin başkanı gelmişti oraya. Çok önemli bir şey. Avrupa Pediatri Birliği Başkanı geldi. Yani düşünün, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na şu an tanınma ile ilgili herkesin gayreti sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de söyledi biliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerekir diye. Tüm süreci üste koyduğunuzda aslında bizler hepimiz aslında bulunduğumuz yerden bir esnaf da olsak, bir memur da olsak, bir hoca da olsak aslında memleket için ne kadar faydalı işler yaparsak o kadar iyi olur. Yine memleketimizin coğrafyası, memleketimizin Elazığ'ın fıtratı, insan yapısını hepimiz biliyoruz. Ülkesini seven, milliyetçi, inancına sahip çıkan insanların yeridir Elazığ, bildiğiniz üzere. O yüzden hani bizlerin de bu ruh haliyle davranması, memleketi daha çok tanıtmaya çalışmasının ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum Elazığ özelinde. Hocam ilk defa Elazığ'a gelen rektörler vardı bugün. Evet, doğrudur. İlk defa Fırat Üniversitesi'ne içeri giren rektörler doğru. vardı. Herhalde bunlar Fırat Üniversitesi'nin kampüsünü de çok beğenmiş hocalarımız. Tabii. Green Matrix de yüksek düzeyde zaten. Şimdi sanırım ilk 13'te ilk hocam. İlk 15'te mi? Onda evet. mı galiba? Green Matrix bilmeyen izleyicilerimiz vardır belki. Üniversitelerin ne kadar yeşil alana sahip olduğunu söylüyor. Şimdi şehirler için de bu geçerli. Biliyorsunuz iklim değişikliği söz konusu. O yüzden oldukça önemli. Hatta ben geçmiş halini de söyledim. Sağ olsun Fahrettin Hoca da söyledi. Aslında o eski yol geçmeden önce çok daha yeşildi biliyorsunuz. Hı hı. Küçük bir yol geçiyordu Zafran Mesiyer'e evet. giden Ardahan Bakan. Tabii çok beğendiler. Binaları çok beğendiler. Her iki kampüsü de görme imkanları oldu açıkçası. Tabii yine özellikle mesela özellikle bu rektörümüzün karşısındaki ağaçların olduğu yer. Kültür yeşil Park. Ekiler, Kültür Park. Orası mesela çok hoşlarına gitti. Evet. Hatta çoğu rektör hocamızın da olduğu yerlerde kampüsleri tabii çok büyük ama dediler hocam kaç metrekare? Sağ olsun rektörümüz Fahrettin Hoca söyledi. Çoğu yerden de büyük kampüs olarak. Bir de 3 kampüs var yanılmıyorsam evet, Fırat evet, Üniversitesi'nin evet. değil mi? Evet hocam. Yani, rektörlük, mühendislik, kartal. Tabii tabii. Yani merkezi bir de öbürünü sayarsak aslında oldukça güzel. İnşallah ben Fırat Üniversitesi'nin çok daha ileri gideceğini düşünüyorum. İnşallah. Zaten hani hem fakültemiz olarak hem rektörlüğümüz olarak Fırat Üniversitesi'nin desteğinin arkasındayız. Hastane binasının yenilenmeye başlamış. Hı hı. Dış cephe yenilenmesi başlamış. Onu da evet. gördüm. Yani dediğim gibi insan kaynağı hakikaten üniversitelerde her şeydir. Hocam bu tür toplantıların böyle Fırat Üniversitesi'nde ilk defa yapılıyor hocam. Hı hı. Yani bu kadar rektör ilk defa Elazığ'a geliyor. Burada tabii yani bugün şey izlenimi oldu. Hakikaten tüm rektör hocalar yani Fırat Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Hoca'yı çok seviyorlar, sayıyorlar. Öyle mi hocam? Evet öyle. Zaten öyle olmasa ev sahipliği olmaz. Evet. Elazığ'a gelmezler. Fahrettin Hoca aslında bir süredir bunu söylüyor da bir türlü nasip olmadı. Denk gelmedi. Ya işte yaz döneminin gelmesi. Biliyorsunuz Eylül, biz her ay bir toplantı yapıyoruz. Eylül'de yoğunluk oluyor. Güz döneminde başkan değişiyor. Genelde başkanın ev sahipliğinde ilk toplantı yapmayı doğal olarak tercih ediyoruz. Süre olarak baktığınızda. Hemen ondan sonraki işte ikinci toplantımız. Ekim toplantısı. Fırat Üniversitesi'nde oldu. Ama Fahrettin Hoca tabii çok da deneyimli zaten. Yani şeydeki en deneyimli hocalardan birisi içimizdeki komisyon başkanı olarak bakıldığı zaman. İşinizi iyi yaptığınız zaman hani siz de diğer hoca davet edince şehrimizi tanıtmak için de herhalde bundan iyi bir yol yok diye düşünüyorum. Ya bu kadar rektörü tabii, kimse tabii. bir yere bir daha getiremez. Bir de tesadüf yani. Galiba öğrenci kongresi de aynı zamana denk gelmiş değil mi? Öğrenci kongresi vardı galiba Furkan Bey bugün. Veteriner Fakültesi'nde evet, gerçekleştirilen evet. bir program sonuçta vardı. Sonuçta bir kongre evet. tabii. İlçevi illerden Veteriner Fakültesi tabii, öğrencileri tabii. gelmişti. İnsanlar bakıyorlar bu kadar insan buraya gelmiş. Gelen insanlar da bakıldığı zaman hani hepsi aklı başında. Türkiye'nin yetiştirdiği hocalarımız hepsi. Evet. Gayet hani samimi, herkesle çok alçak gönüllü diyalog içerisinde olan hocalarımız. Yani bizim hem konsey başkanlarımız. Mesela bazı hocalarımız ben hafta böyle beklemiyorum demişler tabii, tabii, yani. Tabii, tabii. Böyle beklemiyordum demişler. Tabii, tabii. Çok güzelmiş dediler. Bilmiyorlar aslında. Şimdi şöyle bir şey Furkan Bey. Bizim daha çok anlatmamız gerekiyor. Şimdi devrimiz artık sosyal medya, internet, teknoloji. Yani devir medya devri. Yani evet. devir tanıtım devri açıkçası. Bakıyorsunuz. Tabii ülkemizin her ili çok kıymetli bizim için. Biz hele Elazığlılar yani Trabzon'dan Kars'a kadar, Muğla'dan Hakkari'ye kadar vatanın her bir parçasının kıymetini çok iyi bilen insanlarız biliyorsunuz. Ama bakıyorum çevremizde bazı iller bizden daha çok tanıtımı yapıyorlar. Evet. Ve aslında tanıtımı da kendilerinin yapmasından öte oraya giden vatandaşların izlenimleri çok etkili oluyor. Hatta belki bazen hayal kırıklığı da olsa işte şuraya gittim ya ne kadar güzeldi, yemeği ne kadar güzeldi ama bizim bir gastronomi kültürümüz var, mutfak kültürümüz var. Elazığ'ın kendine ait bir kültürü var. Hatta gelen hocalarımızdan bir tanesi Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörüydü hocamız. Kendisi Harput'un tabii
Harput gırtlağına, Harput ağzına, bizim ağzımızdaki, bizim bilgimizdeki, dağarcığımızdaki bilgiyle çok hakim. E hocam dedi, salayı ne güzel verdi hoca, ondan sonra makamla okudu dedi ezanı, yani hep böyle şeyler hissediyorlar. Şimdi evet. Mesela bu hocamız Elazığ'ı tabii ki biliyor zaten, Erzurum bir hocamız ama ya bunu söyleyecek, gidecek, diğer rektörlerimiz geldiler yani hani söyleyecekler. Ulu Cami'yi gördüler, Sarı Hatun'u gördüler, öbür Çınar'ın oradaki cami, şimdi ismini unuttum, evet. Jandarmanın yanındaki hemen. Evet, tamam. Onu gördüler. Kurşunlu Cami. Tabii Kurşunlu Cami. E şehir içinde işte İzzet Paşa'yı gördüler yani. Gerçekten bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben tanıtım için. Kulaktan kulağa hocam. Tabii. Kulaktan bir de şöyle ekran. Olacaktır belki Furkan Bey. Şimdi nitelikli insan kaynağına her zaman ihtiyaç var. E belki de düşünseniz hocalarımız bahsedecekler. Bir kadroda bir sıkıntı olacak. Diyecekler ki ya bak Fırat Üniversitesi var. Kampüsü güzel. Rektörü, insanları güzel insanlar. Hani Fırat Üniversitesi'nin tercihini belki yenilecekler. Şehrimizin insan kaynağı da artacak. Zaten şöyle bir şey de var. Hani şimdi ben yaklaşık 8500 hekim yetiştirmiş bir fakültenin dekanıyım. Şu anda bile 29 asistanımız var. Ben de kendim 69 tez yönettim. Tıpta uzmanlık ve doktora. Çok ciddi bir rakamdır 69 rakamı. Allah'a şükür daha da desteğimiz devam eder inşallah, inşallah öğrencilerimize, asistanlarımıza. Şimdi bakıyorum çocuklardan mesela benim asistanlardan özellikle buraya kurayda çıkanlar da oldu. Geldiler gittiler. Buraya kalmak isteyen oluyor, gelen giden oluyor. Elazığ çok tercih edilen bir yer aslında pek çok yere göre bakıldığı zaman. Bir yandan yaşam kolay. Az önce söyledim, insanları güzel. Dışarıdan gelen insanlara çok sahip çıkıyorlar. Siz tek başına bir hanımefendi de olsanız, tek başına bir kız öğrenci de olsanız, erkek de olsanız okumak için güzel bir yer. Bolluk bereket ülkesi, şehri aslında bakıldığı zaman. Düzlük bir zemin. Güvenli bir şehir. Bunların hepsi çok çok önemli. Evet. O yüzden büyük bir avantaj. Hani, tabii insanlar hani çocuklarını buraya okutmaya gönderebilirler. Belki hani büyük şehirden buraya geri dönüş biraz beklenmeyebilir. Ama en azından bölgeden çok daha fazla kişi gelebilir aslında. Bunları biraz daha çevreye yayabilirsek düşüncesindeyim. Yani tanıtım, yabancılar buna promosyon diyorlar ama promosyon diye bizim aklımıza indirim geliyor. Yani işi promote etmekten geliyor kelime kavramı olarak. Yani orayı tanıtmak, anlatmak. Neden Elazığ sorusuna cevap vermek gerekiyor? Ben eminim buradan çıkalım, Gazi Caddesi'den yürüyelim sonuna kadar. Hepimizin aklında neden Elazığ'la ilgili çok benzer cümleler vardır. Güvenlik, kadim şehir, gastronomi, insanları güvenilir, sorunsuz. Değil mi? Bu şehrin hepsi bereketli bir yer. Hepsi vardır aslında aklımızda. O yüzden bunları biraz daha çevreye yaymamız gerektiği konusundayım. O yüzden burada ev sahipliği olması, yani rektörlerimizin buraya gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen sene de işte az önce söyledim, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Örgütü birlikte burada kongre yapmıştık. İnşallah seneye de onun tekrarını yapacağız. Her sene yapınca çünkü gündemin etkisi azalabiliyor, çok sıradanlaşabiliyor. Evet. İki senede bir daha mantıklı aslında bu tip böyle büyük organizasyonlarda. Ama tabii yine pek çok kongreyi, pek çok etkinliği burada yapmak da gerekiyor. Bir de geçmişe göre düşünelim. Giderek şehrimizin turizm kapasitesi artıyor, otel kapasitesi artıyor değil mi? Son 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geriye gitsek. Daha nitelikli yerler oluyor konaklamak için. Evet. Gidiyorsunuz göl kenarında nitelikli yerler oluyor. Gezip tozacak yerler daha iyi oluyor. Şehrin caddeleri güzelleşiyor. Yani bunları hem biz burada gayret edelim ama biraz daha çevreye de anlatmamız gerektiği kanısındayım. Kesinlikle. Yani doğru. Ben 50 yaşını geçtim. Şimdi bakıldığı zaman ben 20 hiç yaşında... Hiç göstermiyorsunuz hocam. Allah, sağ olun, Allah razı olsun. Siz de öyle. Yeni, azıcık geçtim diyeyim de çok yaşımız evet. Ortaya çıksın. Şimdi bakıldığı zaman yani 20'li yaşlarındayken ben Elazığ'daki konaklama imkanları veya şehrin işte farklı turistleri çekebilecek imkanları yerine şimdikiler çok daha fazla bakıldığı zaman. O yüzden bunu iyi kullanmak gerektiği kanısındayım. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Kesinlikle öyle hocam. Hocam tabii bu Elazığ ziyaretinizle ilgili ek olarak söylemek istediğiniz var mı şeyler hocam? Efendim? Elazığ ziyaretinizle ilgili hocam ek olarak söylemek istediğiniz var mı şeyler yoksa yok. Biz normal rutinimize... Ya şimdi, suyumu içeyim dedim duymadım kusura bakmayın. Rutinimizde gidelim hocam. Hocam o zaman yani siz koronavirüs sürecinde Türkiye'de kamuoyunu bilgilendiren ve sağlıklı bir şekilde bilgilendiren, bazen moral ve motivasyon veren, tam böyle herkesin of dediği anda etkili olan, insanları sakinleştiren bir yapınız var zaten. Koronavirüsü anlattınız tüm Türkiye'ye. Önlemleri vesaire. Ama şimdi netice itibariyle artık koronavirüste biz yaşamaya alıştık. Koronavirüste son durum nedir hocam?
Hocam sizle ilk konuştuğumuz işte 2020'lerin başını düşünün. Evet hocam. Yani neredeyse 3 yıl olacak değil mi? 3 yıl olacak. Allah bir de o günleri göstermesin. Amin, amin. Çünkü 101 bin vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. Hı hı. Belki koronavirüs olduğu tanısı almayıp kayıp olan vatandaşlarımız da olmuş olabilir. Hı hı. Hepsine Allah rahmet eylesin. Dünyada da 6,5 milyon kadar insan hayatını koronavirüsten kaybetti. Evet. Böyle büyük bir afet yaşadık. Tıbbi bir afet bu. Evet. Bir hastalıktı biliyorsunuz. Genelde yüzyılda bir şekilde virüslerin dönüşmesiyle ortaya çıkıyor. Çok şey söylendi, çok şey yapıldı. Garip sözler, garip öneriler oldu ama ben şuna inanıyorum. Yani her zaman söylediğimiz gibi sonuçta burada devletin bilgi kaynaklarına güvenmek gerekiyor. Kendi ülkemizin sağlık altyapısına güvenmek gerekiyor. Ve ne dediysek açıkçası Allah'a şükür ki öyle giderek, öyle çıkarak şu noktaya kadar geldik. Şimdi bir kere şunu baştan söyleyip sonra artık koronavirüs mevzusunu kapatalım. Koronavirüs hala dünyada devam ediyor. Bizim ülkemizde de devam ediyor. Ama etkisi azalmış durumda. Günlük vaka sayısı yaklaşık olarak 2000-3000 civarında gidiyor. Geçen haftaki rakamlara göre. Bu hafta biliyorsunuz hafta sonundan sonra açıklanıyor. 2000-3000 civarında. Ama yine gripte olduğu gibi artık özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, büyüklerimiz, kronik hasta olan vatandaşlarımızın kendine dikkat etmeleri gerekiyor. Hazır geri gelmişken gripten de bahsedeyim. Tam da yeri zamanı çünkü. Şimdi tam grip mevsimi. Özellikle büyüklerimiz, 65 yaş üzeri vatandaşlarımız kendilerini korumak için grip aşısı olurlarsa biliyorsunuz devletimiz ücretsiz veriyor. Yine büyük işletmelerimiz veya diyelim ki bir küçük işletme 5 kişi çalışıyor. İş gücü kaybına tahammül yok. Esnaf. Yani bir kişi gitse onun yerine doldurmaya imkan olmayacak. Bu işletmelerimiz de kendileri grip aşılarını alarak çalışanlarını yapabilirler. Veya birisi diyorsa ki genç bir kişi 30 yaşında bile olsa ya hocam ben grip geçirdiğim zaman çok ağır hastalanıyorum, elden koldan düşüyorum, her yerim kırılıyor, kendime gelemiyorum. Bu vatandaşa grip aşısı yaptırabilir. Ama mesela ben kendim için örnek vereyim. Ben Allah'a şükür gribe yakalanmadım pek. Hiç de yakalanmıyorum diye düşündüm. Yakalanırsam da birazcık geçiriyorum. O yüzden grip aşısı yaptırmıyorum. Ama korona aşımı 6 ay öncesine kadar yaptırmıştım. Kaç kez yaptırdınız hocam? Grip aşısını hiç yaptırmadım. Evet. Korona aşısı belki gençken çok hastanede yoğun çalışırken yaptırmış olabilirim ama son herhalde 5-10 yıldır yaptırmadım. Korona aşısını ben 5 doz yaptırdım. 5 doz. 3 doz Sinovac, 2 doz BioNTech. Son dozumdan da 6 ay daha geçmedi. Ama 6 ay geçtiği zaman bir doz daha yaptıracağım. Çünkü yurt içi yurt dışı çok seyahatimiz var. Sağlık kurumunun içindeyiz. Tam göbeğindeyiz. Bizim günlük başvuru sayımız 5000 Gazi'ye, tıp fakültemize. 3000 öğrencimiz var. Hani çok ciddi rakamlar evet bunlar hocam. Bakıldığı zaman. Gelen giden. Bir de çok seyahat ediyoruz. Yani şimdi bakıyorum işte bu hafta buradaydım. Hafta sonu Trabzon'daydım. Ondan önce İzmir'deydim. Gelecek hafta Van'da olacağım. Ondan önce Kıbrıs'taydım. Ondan önce Norveç'teydim. Kasım başında artık böyle sırayla söylüyorum şaşırıyorum. İtalya'ya gideceğim. Yani hepsi görev, hepsi iş zaten. Evet. Ama yani kendimi korumak için bir kronik hastalığım da yok Allah'a şükür bildiğim şu ana kadar en azından ama çok ben 5 doz aşımı yaptırdım. 6 ay dolduktan sonra bir daha yaptıracağım ama çok seyahat ettiğim için risk grubu içinde olduğum için belki benim yaşımda belki başka bir kronik hasta olmayan bir vatandaşımız diyebilir. Hocam ben çalışıyorum işte avukat arkadaşımız bürosunda çalışıyor. Çok kalabalığa gidip gelmiyor. Veya dükkandayım hocam dükkan iyi havalanıyor hava temizliyorsa bu vatandaşımız yaptırmayabilir. O yüzden korona için artık grip gibi ileri yaştaki vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir hastalık olduğunu söylemek çok doğru olacaktır. Hı-hı. Bir de şimdi malum minibüs otobüsler bazen kalabalık oluyor. Veya bir pasaja gidiyorsunuz, AVM'ye gidiyorsunuz. Çok kalabalık varsa cebimizde bir yedek maske taşıyabiliriz. O an için maske taşımak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ben kendi örnek vereyim. Mesela ben uçağa bindiğim zaman maske takıyorum mutlaka. Hmm. Çünkü kalabalık. Çok diz dizesiniz tabii, uçakta. Tabii. Kendimi korumaya çalışıyorum. Yoksa hani ekstra bir şey olduğundan değil. Yani korona için böyle düşünmek herhalde yeterli olacaktır. Ve korona da artık normal grip gibi olduğunu söylüyorsunuz. Tabii normal grip gibi yani solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olarak hayatımızda olmaya devam edecek. Evet. Böyle düşünelim. Hocam grip aşıları özellikle 65 yaş üstü mutlaka yaptırmalı mı şu süreçte? Şöyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız haliyle daha duyarlılar. Yani eğer bir kronik hastalıkları varsa hipertansiyon, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı ya da kanser ya da başka romatizmal hastalıklar aşı yaptırmaları doğru olacaktır grip için. Grip zaten eskiden beri biliyorsunuz her sene bir önce çıkan virüs suçlarına göre alt varyantlara göre hazırlanıyor. Hı hı. Bu şekilde de bir aşı olmak bence doğru bir yaklaşım olacaktır düşüncesindeyim. Zira koronavirüs aşılarının da zamanı geldi. Onu yaptırabilirler vatandaşlarımızı. Onu da söyleyelim. İkisi de bir anda da yaptırılabilir. Bir gün biri de yaptırılabilir.
Şöyle bir olumsuz durum karşımıza çıkabiliyor nadir de olsa. Allah korusun diyelim ki 70 yaşında kronik hasta olan, kronik özellikle akciğer hasta olan, sigara içen bir vatandaşımız aynı zamanda korona ve griple karşılaşabiliyor. Bunu vücudun tolere etmesi, karşılaması daha zor Furkan Bey. Yani daha çok olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Hastaneye yatış olabiliyor, ölümler olabiliyor, entübasyona kadar gidebiliyor. Şu an hastanede yataklı servislerimizde o kadar korona hastası yok. Allah'a şükür. Ama her zaman korunmakta fayda var. Tedbirli olmakta fayda var. Salgın devam ettiğini bilelim. Dikkatli olalım. Risk grubundaysak da aşımız olalım demek doğru bir yaklaşım olacak. Hocam gençler grip aşısı olsun mu? Grip aşısı tamamen gripten koruyor mu? Şöyle hiçbir aşı tamamen koruyor demek doğru olmaz. Tabii çocukluk çağı aşıları bunlar hariç diyorum. Hocam bazen çok üzülüyorum. Kamuoyunda şu oluyor. Diyor ki grip aşısı oldum ama hemen sonra grip oldum. Bazen olabiliyor. Çünkü grip aşısının antikor oluşturmasının bir zamana ihtiyaç var. Bu olabiliyor. Gençlerin eğer kronik hastalıkları yoksa, çevrelerinde bulaştıracakları anneleri, babaları, dedeleri, neneleri yani beraber yaşadıkları insanlar yoksa ya da çok kalabalığa girmiyorlarsa veya işte okulumdan geri kalırım, işimden geri kalırım demiyorlarsa olmalarına gerek olmayabilir. Yani kendi tercihiyle ilgili bir şey. Anladım. İlla ol demeye gerek yok. Koronavirüs için de aslında aynı şey geçerli. Eğer bir genç diyelim 70 yaşında dedesi, nenesi var, annesi, babası yaşlı veya genç de olsa 40'lı yaşlarda kronik hasta olan bir vatandaşımızla beraber yaşıyorsa, bir büyüğüyle yaşıyorsa onu korumak için olabilir aslında. Yani kendisinden ziyade böyle düşünmek gerekiyor. Ama tıpta biliyorsunuz her şey aslında %95 hesaplama, %95 güven aralığıyla konuşuluyor. Yani bütün bilim böyle ilerliyor. %95 olasılıkla ilerliyor. O yüzden %100 korur, %100 korumaz deme şansımız yok. Riskleri azaltmak yaklaşımı söz konusu. O yüzden gençlerin aslında grip aşısı olup olmamasından öte, tabii yolda da yine geçerken gördüğüm için sigara çok içiyor gençlerimiz Furkan Bey. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Elazığ'da da çok düzeyde. Çok var. Yani yaş ortamımız çok düştü sigarada. Yani çok üzülüyorum bunu açıkçası. Ne yani, yapmak lazım? İlimiz hocam? Biliyorsunuz alkol konusunda çok riskli bir il değil. Farklı iller gibi ama tütün tüketimi bakıyorum, Sağlık Bakanı rakamlarına baktım. Hakikaten yüksek ilimizde. Satışlar da yüksek. Rakamlara göre tabii yüksek mi? Tabii satışlar da yüksek. Zaten satış yüksek oraya da yansıyor. Bir de hani tütün dükkanlarından alınan sarma sigara. Hocam ben şimdi şey anladım. Siz ya Sağlık Bakanlığı verilerine baktım. Şimdi sizin önünüze bir veri gelince ya illerle ilgili herhalde hemen Elazığ'a bakıyorsunuzdur. Önce ona bakıyorum. Hava durumunda bile ya bu oluyor mu bilmiyorum. Yani Ankara dışı Elazığ'daki vatandaşlar da oluyor mu ekran karşısında varlarsa. Yani çok enteresan. Şimdi hava durumuna bakıyorum. Ankara'ya bakıyorum. Ankara cep telefonunda şimdi akıllı ve kayıtlı. Sonra Elazığ'a bakıyorum. Ya oğlum gidecek misin? Hiç alakası belki yok. Hani sonra bu hafta sonu bakabilirim. Çünkü buradayım değil mi? Evet. İşte kıyafet ona göre getireyim. Gerçi evimiz var. Hani var bir şeyler ama. Yani şeye bakıyor insan. Oraya bakıyor. Ya mesela gidiyorum Norveç'te Ankara'ya bakıyorum. Elazığ'a bakıyorum havalimanında. Ya neye bakıyorsun? Çok garip bir bağ herhalde bu. Yani vatandaşlarımız da eminim pek çoğu bunu yapıyordur. İşte hava durumunda önce oluyor işte Marmara bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu. Doğu Anadolu'yu bekliyoruz. Hemen Elazığ. Elazığ kaçmış abi. Evet. Böyle enteresan bir durum var açıkçası. Tütün dediğine dikkatinizi çekmiş Elazığ. Tabii dikkatimi çekti. Yani yüksek olduğunu söylemek mümkün. Tabii genç nüfusun olması, öğrencilerin olması etkili bir faktör. Bütün bağımlılık türleri için bu geçerli. Alkol için de, uyuşturucu için de geçerli ama yani şehrimizde tütün tüketimi fazla. Tütünün ne kadar zararlı olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Tabii. İçenler de biliyor zaten. Tersini söylemek mümkün değil biliyorsunuz ama yani tütün tüketmek yerine aslında gençlerimizin daha yararlı aktivitelere yönebileceğini düşünüyorum. Yürüyüş yapmak, şehrimiz düz ayak, çok güzel. Çevrede bir minibüsle otobüs ulaşabileceğiniz çok güzel yerler var. Hatta ben şimdi düşünüyorum, şu çağda Elazığ'da genç olsam ne yapardım? Lise öğrencisi, üniversite öğrencisi. Yokuş çıkmak biraz zor olabilir ama Harput'a yokuş yukarı çıkardım şeyle, bir toplu taşımayla. Sonra bayır aşağı yürüdüm şehre kadar. Ne güzel bir yürüyüş güzergahı, düşünsenize. Evet hocam. Veya işte Hüseyin ilk tarafı çok güzel biliyorsunuz gittiğiniz zaman. Sivrice tarafı var. Bakıyorsunuz yine aynı şekilde şehrin içinde var. Şehrin içinden parklar çıkın. Parklar var. Yeşil kuşak parklar şeye var. Kadar yürüyün. Çayda çöreye kadar yürüyün. Tabii tabii. Yani o kadar güzel. Üniversitenin içi. Zafran mesire yeri. Yani yürüyüş yapmak çok güzel bir şey aslında. Bir de açık hava, temiz hava gerçekten insana iyi geliyor. Bir kere stresi azaltıyor, insanları gevşetiyor, tansiyonu düşürüyor. Yürürken yanınızda birisi varsa onunla sohbet ediyorsunuz. Daha bir samimiyet gelişiyor aranızda. Tek yürüseniz de aklınızı boşaltıyorsunuz. Bakın çok ön müzik dinliyorlar bazen. Mesela müzik dinlenebilir. Tabii tabii. Şunu söylemiyorum Furkan Bey. Yani artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de fizik aktiviteye bakışı değişmiş durumda. Şunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Öyle ağır spor, işte gideyim halter yapayım, kaldırayım. Bu gerçekten çok iyi ama buna zaman ayırmak gerekiyor.
yapabilsek keşke hepimiz. Ona uygun sağlık koşullarımız olsa, ona uygun zamanımız olsa çok doğru bir şey. Ama onu yapamıyorsanız diyor, her yaptığınız aktivite çok değerli diyor. Yani markete gidip alışveriş yapıp gelmeniz bile eve sipariş vermenize göre sizi hayata daha çok bağlıyor, daha çok sağlık kazandırıyor diye söylüyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Hocam peki şeyi soracağım. Mesela tütün kullanımında Elazığ'ın yüksek olduğunu ifade ettiniz ya. Yani ilk 10'da mıyız, ilk 20'de miyiz, ilk 30'da mıyız hocam Türkiye'de? Böyle bir rakam. Şöyle hani ilk belki 20 tam rakam vermezsiniz ama. Tam rakam da ilk 20 içerisinde nüfusa göre tabii söylüyorum. Nüfusa göre. Tabii ki İstanbul örneğin çok daha fazla. Ankara çok daha fazla ama mesela oransal konuşsam örneğin Ankara Elazığ'a göre tütün konusunda daha riskli bir yer. Gerçekten mi? Tabii nüfusumuz daha çok Ankara'da 6 milyon. Elazığ nüfusumuz ise 500 bin diyelim yaklaşık olarak değil mi yanılmıyorsam? Evet, evet. Hani öğrenciler, talebeler gelen giden ne düşünün. 11 kat 12 kat fazlalık var ama yüzde açısından diyorum. Hı-hı. Yani yüzdeye vurduğunuzda Elazığ Ankara'ya göre daha riskli gözüküyor maalesef. Nüfusa tabii, oranla. Yani yüzdeye göre gitmemiz gerekiyor. Çünkü Ankara'ya kıyaslasanız 10 kat nüfus var tabii ki daha çok tüketir ama nüfusu oranlandığı zaman zaten bir şey bilimsel olarak söyleyecekseniz pay ve paydayla konuşmak gerekir. Bu koronavirüs için de geçerli, kanser için de geçerli, diğerleri için de. Temel bilimsel bir yaklaşım. O yüzden maalesef şehrimizde çok... Niye böyle olmuş olabilir hocam? Şimdi aynı zamanda toplumla... Şöyle Furkan Bey, gençler birbirine çok özeniyorlar biliyorsunuz. Gençler çok özeniyorlar. Birbirine bakarak merakla başlıyorlar. Sonra başlayınca devam ediyorlar. Sanayiye gitseniz esnaf arkadaşımız içiyor. Kahveye gitseniz büyüklerimiz içiyor. Sokakta yürüseniz komşu herkes içiyor, bakkal içiyor. Hanımlara baksanız mesela ilginçtir. Türkiye'de yani aslında tütün endüstrisi, bu tabii alkol için de geçerli ama şehrimiz özelinde olmadığı için çok fazla risk onu söylemeye çalışıyorum. Tütün endüstrisi artık genç kadınlara hedef alıyor Furkan Bey. Genç kadınlar hep şöyle bir imaj dayatılıyor farkındaysanız aslında. Ki az önce Musa Hoca da bahsetti. Bizim kültürümüzde kadının yeri, ailenin yeri zaten bambaşkadır biliyorsunuz. Hele ki Elazığ'da. Tabii. Kutsaldır bizim için her şeyin ötesinde. Hani bacı, anne, kardeş biliyorsunuz. Ama tütün endüstrisi hep şunu zorluyor, force ediyor denebilir belki. Bakıyorum işte genç, özgür, parasını kazanan, tütün kullanan kadın imajını zorluyor. Emin olun bunların arkasında filmler, propagandalar hep bunları zorlayan yaklaşımlar oluyor. Tabii ki kadınlarımız özgür. Tabii yani ki tütün kullanan kadın şu zengin, özgür. Özgür, tabii tabii. Hatta bir de bakın nasıl kaba tabir ama çok özür diliyorum. İzleyicilerimiz beni affetsinler. Hani avlarında nasıl çıkıyorlar tütün endüstrisi? Av gerçekten bu. Öyle. Dikkat edin son dönem. Kadın sigarası diyor. Ya sigaranın kadın erkeğin var. İşte ince, daha zarif gözüken, hani kadınlara uygunmuş gibi. Yani utanmasalar şu tek renk paket konusunu çıkarmamış olsa ülkemiz biliyorsunuz. Hı hı. Yani işte pembe renkli, yeşil renkli, hanımların hoşuna gidebilecek şekilde. Kimi dönem vardı herhalde süsü, hocam yani. Şöyle bakın işte bunların hepsi satış politikası Furkan Bey. Gerçekten öyle ve tütün gerçekten bütün kronik hastalıkların başında geliyor. Yani bugün akciğer kanseri konusunda %100 biliyorsunuz. Erken yaşlanma konusunda etkisi %100. Aynı şekilde hocam diyorlar ki mesela tiryakiler sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor diyor. Ama nasıl ölüyor sigara içen değil mi hocam? Şimdi şöyle, ama nasıl ölüyor? Allah'ın takdiri ona biz hiçbirimiz karışamayız, biz bir şey diyemeyiz. Tabii ki ölüyor. Trafik kazası da geçirir bir insan hayatını kaybedebilir ama. Ama o ciğerler ne hale geliyor? Ben yine biraz işin Musa Hoca'nın söyledikleri boyutuna değinmek istiyorum. Aslında bunlar hep bazı değerlerimizi bertaraf etmeye çalışan politikaların önünde yaşıyorum. Anı yaşa. Dikkat ettiniz değil mi mesajlar? Evet. İzleyeceğiniz de biliyordur. İşte günü kurtar. Hele bir geçsin diye ama ya biz böyle bir kültürde değiliz ki. Türkiye Cumhuriyeti, bizim insanımız, Anadolu kültürü, Türk kültürü böyle bir kültür değil. Bizim kültürümüz her şeyi uzun vadeli yapma. Daha tevekkül üzerine kurulu bir kültür aslına bakarsanız. Yani o yüzden anı yaşamaktansa hani sağlıklı bir şekilde uzun süre yaşamayı tercih eden bir kültür olması gerekiyor bizim yaşam tarzımızın. Ama maalesef sürekli böyle bir bozulmaya doğru bir teşvik var. Buna uymamak gerekiyor. Yani tütün gerçekten büyük risk grubu. Hatta buradan şunu da söyleyeyim. Başta da size konuştuk bunu da söyleyelim diye. Şimdi bakın bulaşıcı hastalıklar oldu bitti 2 yıl 3 yıl. Seneye yine koronavirüsü görürüz ama daha da az görürüz ama bir yandan dünya yaşlanıyor. Daha çok insanlar uzun süre yaşıyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Tıbbi teknoloji, erken tanı ve tedavi sayesinde. Evet hocam. Bununla birlikte insanlar daha uzun süre yaşadıklarca Furkan Bey daha çok kronik hastalıklarla yüzleşiyorlar. Hı. Şimdi dünyada... Yaşam ömrü uzadı mı hocam? Şimdi yani... tam onu söyleyeceğim. Yaşam ömrü 71'lere çıkmış durumda, 73'lere çıkmış durumda. Erkeklerde 71, kadınlarda 75 falan denilince... Tabii.
Şimdi şöyle, eskiden mesela şimdi ben düşünüyorum, ben 51 yaşındayım. 50 yaşında adam deyince ya ne kadar büyük yaşlı başlı insan diye düşündük aslında, değil mi? Evet, hani çocukluğumuz. Ama şimdi bakıyorsunuz 60 yaşında, 70 yaşında çok dinamik insanlar var. Ama bakıyorsunuz 50 yaşında çok düşkün insanlar da var. Neden bu? İşte şu 4 faktör şimdi söyleyeceğim. Bunların başında tütün, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeler var. Bu bir. Hı-hı. Birinci faktör. İkincisi fiziksel aktivitenin artık az olması. Fizik aktivite. Yürüyüş, spor. İnsanlar artık evde bilgisayarla karşısın. İlgilenmeyi. Bakkala bile arabayla gitme. Tabii tabii, hayır onu bırakın şey işte bir sürü, şimdi isim zikretmeyeyim. Televizyonlar, programlar, uygulamalar. Evde işte büyük televizyonla çeşitli kanallara böyle film seyretmek. Hafta sonu insanlar evden çıkmıyor. Eskiden pazar günü dışarı çıkma, büyükleri yürüyüşler, ziyaret etme, piknik, güzel aktivite. Şimdi adamlar diyor ki eve sipariş verelim, televizyon seyredelim, değil mi? Özellikle gençlerimiz böyle yapıyorlar. Bu fizik aktivitenin olmaması, yine sağlıksız beslenme. Sağlıksız beslenme de, bakın şunu söylemiyorum. Örneğin bizim şehrimizde et çok sevilir. Etin fazla zarar oldu, hepimiz biliyoruz. Karbonhidrat da çok sevilir, değil mi? Evet. Börek, sırın, her şey, patile, hepsi çok sevdiğimiz şeyler bizim, biliyorsunuz. Bunları da demiyorum. Bunlar çünkü belli bir dengede yiyor vatandaş. Benim söylediğim daha çok sağlıksız beslenme. Cipsti, bisküviydi, pizzaydı, sürekli dışarıdan yemek. Sürekli böyle sağlıksız ürünlerle yemek diye bakıldığı zaman sağlıksız beslenme ve dördüncüsü de stresin çok olması. Stresin kontrol edilememesi insanları giderek yaşlandırıyor. Nasıl oluyor bu? Şunu anlama geliyor. Evet, doğumda beklenen yaşam süresi arttı. 70'i geçti ama doğumda beklenen yaşam süresi içerisinde hastalıksız geçirilen yıllar çok değişmedi. Hatta arttı bile. Yani eskiden insanlar belki 50 yaş yaşarken, 60 yaş yaşarken 50-60 yaşlarda hipertansiyon, diyabet gibi tanılar alırken şimdi 40'lı yaşlarda erken yaşlara tanılar alıyorlar. O hastalıktan olmasa bile o hastalığıyla ölüyorlar. Tıbbi tedavi iyi olduğu için, erken tanı iyi olduğu için öyle. Şöyle düşünün, eskiden 50 yaşında insan tansiyon hastası olurken şimdi 40 yaşında tansiyon hastası oluyor. 70 yaşına kadar yaşıyor ama ilaç desteğiyle, tansiyon hastası olarak günlük hayatı kısıtlanarak yaşıyor. İşte bunların aslında temelinde Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, bizim de bu konuda pek çok çalışmamız var. Tütünü kontrol ederseniz, yanına uyuşturucu ve alkolü de ekleyeyim. Artı düzenli fizik aktiviteyi sağlayabilirseniz, hı hı, artı sağlıklı beslenebilirseniz, bunlar görece daha kolay şeyler. Tabii biraz gelir de gerektiriyor bunlar. Ama diyor bir de bunların üzerine stresten korunabilirseniz, siz emsallerinize göre en az %20-30 daha uzun yaşayabilirsiniz diye söylüyor. İşte o stresten korunmak en zor olan kısım herhalde. Şimdi stresten korunmak çok zor bir kısım ama şöyle bir şey var. Ülkemizde stresten korunmak gerçekten çok zor. Çok zor. Dünyada da zor. Çünkü o kadar çok şey var ki, iklim değişiyor biliyorsunuz. Sürekli bütün dünyada bir enflasyon var. Hemen yanı başımızda bizim gerçi çok tarafsız, çok düzgün de dursak bir savaş var. İki ülke savaşıyor. Hemen şurada Karadeniz yukarısında ne olacağı belli değil. Avrupa, Rusya, Amerika. Alt taraf biz tarafsızız. Suriye, İran, Irak. Tabii bir yandan bakın, doğumuzda aynı sorun var. Güneyimizde aynı sorun var. Batımızda Yunanistan, kusura bakmayın bu kelimeyi söyleyeceğim, şımarıklık yapıyor kendi kendine. Yani hani bir avuç suda bertaraf edebileceğimiz Yunanistan, hassasiyetim olabilir belki bu konuda ama kendi kendine bir havaya giriyor, konuşuyor biliyorsunuz. Yani çevremiz de çok zor. Bir işte Nahçıvan, Azerbaycan biliyorsunuz. Biraz Türk dünyası bakıldığı zaman. Geldi stres olma şimdi. Ha, yani genel olarak da ortamımız zor bakıldığı zaman. Evet. Tabii nüfus artıyor, iş olanakları belki artıyor ama insanlar zorlanabiliyorlar. Doğal olarak beklendik bir şey bu ama stres iki türlü düşünmek gerekiyor. Yani bir tanesi anlık stres. Ne demek? Örneğin burada stüdyodayız şimdi. Siz varsınız, ben varım. Kameraman arkadaşlarımız var, reji var, değil mi? Evet. Güvenlik görevlimiz var. Burada yaklaşık 8-10 kişiyiz en azından. Hı. Hepimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Belki en rahat olması gereken kişi benim. Ama ben de dikkatli oluyorum. Sorularınıza konsantre oluyorum. Doğru cevaplar vermeye, vatandaşlarımıza doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Kameraman arkadaşımız doğru çekim yapmaya çalışıyor. Güvenlik dışarıyı kolluyor. Rejidekiler işte renk ayarı, ışık ayarı yapıyor. Siz sorularınızı hazırlanıp geldiniz. Bu anlık stres. Bu hepimizde olması gereken bir şey. Bu normal yani. Tabii ki. Bu normal. Örneğin buradan çıktık, arabaya bindik, evimize gideceğiz. Hı hı. İşte kemerimi taktım mı? Trafik lambasına dikkatli geçeyim. Beklendik bir şey. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olayım. Kapıyı kilitleyeyim. Bunlarda sorun yok ama şimdi bakın, siz sürekli şöyle düşünüyorsanız, yarın cumartesi, arkadaşlarım bir kısım belki izinli olacak. Hı. Ya bu çekimler nasıl olacak?
Yani ha, işte evet. Dolmuşça 3 lira verdim ama bana 2 lira eksik verdi galiba. Ya işte anahtarı sürekli unuttum mu diye düşünüyorsanız. Yani sürekli. Tüp açık kaldı mı? Tabii şu sürekli oldu aklınızda mu kalıyorsa. Anladım. Sürekli kaygı düzeyiniz yükseliyorsa bunu yönetmek çok zor aslında. Yoksa anlık stres hepinizin var. Uçağa işte bindim geldim. Uçağa bineceğim gideceğim. Diyorum ki ya aman sağlıklı evime döneyim. Ankara'ya döneyim çoluk çocuğa kavuşayım diye. Bu beklendik bir şey ama süregen bir şekilde stresli olmak etkili. Bir de şunu artık söylüyor insanlar. Bu stresin yönetiminde stresten sizi yoran, üzen insanlardan uzak durun diyorlar. Gerçekten bazı insanlar vardır. Resmen salgın yaparlar. Siz de hissetmişsinizdir. İş yerinde de böyledir. Kısım akraba çevresinde olabilir. Stresidir yani. Herhangi bir konuda stresidir. İş yerinde bu adam vardır. Trafikte vardır. Evinizde vardır. Okul arkadaşınızdır. Yurt arkadaşınızdır. Komşunuzdur, hısım akrabadır ya da uçakta yanınızda oturan kişidir. Stresli. Yani hissediyorsunuz bunu. Uçak duruyor. Hemen kemerleri açıyorlar. Ya diyor ki pilot, yanaştıktan sonra açın. İşte uçak yanaştı. Zaten Elazığ Havalimanı'nda aynı anda iki uçak bulunuyor biliyorsunuz. Hemen yukarıya açıyor, çantayı çıkartıyor. Acele etmeye gerek yok ki. Zaten uçak durunca çıkacağız. 5 dakika kalmayacağız içeride. Zaten. Yani tek kapı var zaten giriş çıkış. O yüzden yani biraz bunları yönetmek lazım. Biraz böyle frene basmayı öğrenmek rahatlama gerekiyor. Tabii. Büyüklerimiz ne diyorlar? Büyüklerimiz. Yani iki defa düşün de söyle. İki defa düşün de yap. Yani birazcık sakin olmak gerekiyor hayatta. Bunu özellikle söylemek gerekiyor. Bir de artık dünyada sağlığın sosyal belirleyicileri diye bir şey var. Sağlık sadece işte sağlıklı beslenme, fizik aktivite yapma, stresten uzak durmadan oluşmuyor. Sosyal belirleyiciler dediğimiz şeyler şu. İnsanlığın yaşadığı bölge, yaşadığı coğrafya, hı hı, gelir durumu, iyi bir işe sahip olup olmadığı, o işten düzenli bir gelir olup olmadığı, hatta işine neyle gidip geldi, yürüyerek gidebiliyorsa en iyi insan o. Tabii çok mesafe yürümüyorsa. Hı hı. Bisikletle gidebiliyorsa en iyi insan, en güvenli şekilde giden. Ya da bunun yanında arabayla gidiyorsa, arabanın çok maliyeti var mı, toplu taşımayla 1,5 saat iş yerine gidip geliyor mu gibi bileşenlerin hepsi aslında artık insanların sağlığının nereye gidebileceğini, nasıl olabileceğini belirliyor. Yani sağlığı artık böyle düz, tıbbi bir şey gibi düşünmemek gerekiyor. Şimdi minik bir anket yapalım buradan izleyicilerimize. Evlerinde herkes şu soruya cevap versin. Bakın şu soru. Sağlığın tanımı neydi Furkan Bey? Bedenen, ruhen, sosyal yönlerden tam bir iyilik hali. Şöyle bir soru sorayım ben kıymetli hemşehrilerimize. Desem ki sağlığınız sizce nasıl ama sizce siz nasıl düşünüyorsunuz? Bedenen, ruhen, sosyal yönlerden ortalamasını alsanız. Çok iyi, iyi, orta, kötü, çok kötü. Ne dersiniz diye sorsam. Toplumun geneli nasıl yanıt veriyor acaba buna? Ne diyorlar? Bir düşünsün acaba? Herkes. Ne cevap veriyorlar acaba izleyiciler karşımızda olanlar? Çoğunluğu orta ya da kötü diyorlar. Hocam, çok kötü demese. Hocam aklımdan orta geçmişte. Yani şöyle burada anket yapsak yine arkadaşlarımız da belki benzer şeyler söylerler Furkan Bey. Çünkü neden? Yani aslında bakıldığı zaman örneğin siz bana göre daha gençsiniz değil mi? Benim bildiğim bir kronik hastalığınız yok. Yok. Yani aslında sizin en azından orta plus hani iyi. Belki çok iyi demeyebilirsiniz. Stres faktörü olabilir, yayındayız, yoğun bir tempodasınız, aynı zamanda akademidesiniz. Belki iyi diyebilirdiniz ama genelde artık insanlar olumsuzlamaya başlıyor. Oysa ki genelde bizim kültürümüzde de tam tersine ya Allah'a şükür iyiyiz. Evet. Hani çok iyiyiz. Çok ya ortanın üstü ya Allah'a şükür idare ediyoruz denir aslında biliyorsunuz. Ama böyle bir algı da var artık yani sağlık algısıyla birlikte insanlar daha geride hissediyorlar kendilerini. Bedenen sağlıklı olsalar da belki ruhen ve sosyal yönlerden daha zorlanmalara sahip oldukları için diye düşünüyorum. Anladım. Hocam süremizin sonuna geldik hatta aşık bile. Ne kadar bile çok geçmiş. Vallahi hocam sizinle programlar böyle oluyor. Hocam son olarak Elazığlı hemşehrilerinize söylemek istediğiniz varsa bir şeyler onları da alabiliriz. Hemen tamamlayalım. Bir kere Elazığ çok zor zamanlardan geçti biliyorsunuz yakın zamanda. Deprem oldu, kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Ülkemizde korona süreci olduğu için açıkçası pek çok şey geride kaldı. Pek çok kişi zorlandı süreçte. Hep mi zorladık? Ülkeler zorlandı açıkçası. Ve inşallah önümüzdeki süreçte de bunların hiçbirisi yaşanmaz. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımız sağlıkla, huzurla bir yeni döneme gireriz diye düşünüyorum. 2023 geliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman inşallah 2023 uğurlu gelir. Şehrimizin insanlarına sağlık, huzur, refah getirir. Hep birlikte en azından böyle global ölçekte kaza belaya rastlaşmadan, küresel ölçekte, hı hı, sağlıkla, huzurla, güzel zamanlarda şehrimizin insanları bir arada oluruz diye düşünüyoruz. Ama bir ricam kıymetli hemşehrilerimden, yani sigaraya lütfen
tüketmemeye çalışsınlar, az tüketmeye çalışsınlar ya da mümkünse bugün bıraksınlar. Büyüklerimiz de grip ve koronavirüs için kendilerine dikkat ederlerse, çok kalabalık olan zamanlarda ortamı azıcık havalandırırlarsa açıkçası bulaşıcı hastalıklarına korunarak daha sağlıklı günlerde, daha sevdiklerimizle kucaklaşarak uzun süre bir arada olabiliriz düşüncesindeyim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmelerinizden dolayı ve bizleri kırmayıp canlı yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Çok teşekkür ederim Furkan Bey. İyi yayınlar diliyorum ben de hem size hem de izleyicilerimize. Çok sağ olun hocam. Evet efendim, canlı yayın konumuz ilk bölümde. Canlı yayın konumuz gerçekten hepimizin gurur duyduğu, ulusal televizyonlarda görünce heyecanlandığımız, heyecanla dinlediğimiz, takip ettiğimiz, şehrimizin yetiştirmiş olduğu önemli, değerli bir isim. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bizlerle birlikte oldu. Çok kıymetli değerlendirmelerde bulundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza getireceğiz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Elazığlı hemşerimiz Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bizlerle birlikteydi. Salgını konuştuk, Elazığ'ı konuştuk, toplum sağlığını konuştuk. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim Elazığ Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi İşbirliği ile düzenlenen 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı. Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi başladı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'nde şehir mekan ana başlığı altında şehir tarihi literatürüne katkı sağlayan şehir tarihi yazımı, eğitim, basın, gelenek, kentleşme, edebiyat ve mimari alanlardaki çalışmalar ele alınacak. Kongreye yurt içinden ve yurt dışından katılacak ilim ve fikir adamları katılıyor. Türkiye Yazarlar Birliği Elazığ Şube Başkanı Nazım Payam, böylesi bir kongreyi Elazığ'da yapmanın önemli olduğunu belirterek tarihi roman yazmanın önemine vurgu yaptı. Şehir Tarihi Yazarlar Kongresi'ne mekanı ekledik. Tarihi roman yazarları der ki, tarihi roman türünün çalışabilmesi için canlandırılan dönem ile malzeme arasındaki uyumun gerekliliğidir. Tarihi roman yazmanın en talihsiz yanı, roman boyunca döneme ait manzarayı, giysileri, kullanılan eşyayı ve mekan içi ayrıntıları gözden kaçırmaktır. Zira romancının okuruyla güven tesisi, o gözden kaçırmayanlara bağlıdır. İzzetpaşa Vakfı'nın çalışmalarından bahseden Vakıf Başkanı Profesör Doktor Necip İlhan, vakıfların şehir tarihindeki önemine dikkat çekti. 1974 yılında kurulan İzzetpaşa Vakfı bu süreç içerisinde birçok kültürel, sosyal ve dini hizmetin yürütülmesini sağlamış, vakıf amaçları doğrultusunda çalışarak karşılıksız yüksek öğrenim öğrenci bursları, aynı ve nakdi yardımları ve sosyal yardımlarıyla bir farkındalık yaratmıştır. İşte bu nedenlerden dolayı vakıfların şehirlerin tarihinde önemli bir izlerinin olduğunu ve ülkenin sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına aracılık eden kurumlar olduğu aşikardır. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Harput gibi köklü tarihi bir geçmişe sahip şehirde yapılan kongrenin önemli olduğunu kaydederek şehir ve medeniyet kavramlarından bahsetti. Medeniyetten konuşur, kültürden konuşur, insandan konuşur, dünyadan konuşur, kainattan konuşur. Bütün insanlık maceramızı bu tılsımlı kelimeyle ifade edebiliriz. İnsanoğlu şehirler kurdu ve dünyayı böylece şekillendirdi. Şehirle medeniyet kelimesi arasında bir yakınlık, bir iç içelik var. Farsça şehir yerine Arapça Medine'yi koyarsak bu yakınlık için şahit, delil, ispat aramaya
gerek kalmaz. Medeniyet Medine'de, yani şehirde teşekkül eder. Bir kelime daha var, kent. Ne şehrin yerini tutar ne de Medine'nin. Üstelik iddia edildiği gibi Türkçe'de değildir, Soğutça'dır. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilal Üstündağ da üniversite olarak 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'nin paydaşı olmaktan dolayı memnun olduklarını söyledi. Bu yüzdendir ki 6.'sı Elazığ'da şehrimizde yapılan 6. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi'nde bulunmak ve bu kongreye paydaş olarak üniversitemiz adına katılmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kültür ve medeniyeti koruyup yaşattıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarla şehri inşa etmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti. Biliyoruz ki şehirler tarihsel süreçte elde ettikleri kültür, sanat ve medeniyetin birikimini temsil eden mekanlardır. Şehirler insan kültürünün mayalandığı mekanlardır. Şehirler sanattan mimariye, edebiyattan inanca, pek çok olgunun birikimiyle kazandıkları ruhla yaşarlar. Bu ruh şehrin kimliğidir. Şehirler bizim için yaşam alanımız olduğu kadar kültür ve medeniyetimizin de temsilcileridirler. O nedenledir ki şehirlerin inşası ihyasından bağımsız değildir. Bizler de bir yandan tarihsel süreçte kazandığımız kültür ve medeniyeti koruyup yaşatmanın, bir yandan da insanımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarla şehrimizi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle yaşadığımız çağda modernitenin sonucu olarak ne yazık ki öz kültürümüzden uzaklaşırken yaşamlarımız dört duvar arasına sıkışmıştır. Birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğinin yaşandığı, yüzyıllar boyu güçlü bir medeniyetin hüküm sürdüğü bu topraklarda medeniyetimizden aldığımız feyz ile şehrimizin ruhunu yüceltmek mümkün olacaktır. Birbirinden kıymetli akademisyen ve yazarlarımızın katılımıyla düzenlenen, adeta bir bilgi şöleni niteliğindeki Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongremizin bu açıdan şehrimiz adına çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyor. Çok değerli katılımcılarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, geçmişle bağı kuvvetli bir şehirde yaşadıklarını aktararak kongrede emeği geçenlere teşekkür etti. Kadim bir şehir Harput ve onun mirasçısı Elazığ'dayız. Dolayısıyla geçmişle bağ kuvvetli bir şehirde yaşıyoruz. Bu sempozyumu ev sahipliği yapmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Fikir ilk ortaya atıldığında sağ olsun kıymetli belediye başkanımız da gereken desteği verdiler. Türkiye Yazarlar Birliği'ne ve onun Elazığ şubesine emeklerinden, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemize, belediye başkanımıza bir tarihçi kimliğiyle de bu sahiplenmesinden dolayı da teşekkür ediyorum. Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Hem yönetim olarak, rektörlük, hem de akademisyen olarak sağlamış oldukları katkılardan dolayı müteşekkiriz. Kongre oturum başkanlığını Profesör Doktor Orhan Kılıç'ın yaptığı şehir tarihi yazımı üzerine yeni yaklaşımlar konulu sunumlarla devam etti. Sunumlarda Profesör Doktor İlhan Şahin, Osmanlı şehirleri ve şehirleşmenin temel özellikleri, Profesör Doktor Mehmet Ali Ünsal ise Osmanlı şehir tarihi çalışmalarında ihmal edilen bir unsur, askeriler konularında bilgi verdi. Çabayı göstermek zorundaydık. Ama bizim hep kendi aramızda konuştuğumuz bazı hususlar vardı şehir tarihi yazımı üzerine. Bir yerde de bugün kendi kendimizi eleştireceğiz, bir öz eleştiri yapma pozisyondayız açıkçası. Bir diğer konu, tabii yine Orhan Bey'in işaret ettiği, görmeden yazmayın diyor. Osmanlılar bunun yanında çok mütevazi türbeler yapmışlardır. Süleymaniye Camii ile onun bahçesindeki, haziresindeki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesini buna örnek gösterebiliriz. Efendim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aralarında Elazığ'ında bulunduğu 17 ilde toplam 5615 konutun ilk temellerinin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin 25 Ekim'de Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Cumhurbaşkanımıza ilk evim, ilk iş yerim projemizde 17 ilimizde 5615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklamasında hangi ilde ne kadar konutun temelinin atılacağına ilişkin bilgilere de yer verildi. Bu kapsamda 25 Ekim Salı günü düzenlenecek törende Elazığ'da da 88 konutun temeli atılacak. İlk evim, ilk iş yerim projesine şu ana kadar 7,5 milyonluk başvuru yapıldı. Dev proje ile 500 bin sosyal konut yapılacak. Vatandaşlar yerel ve yatay mimari, zemin artı 5 katı geçmeyecek, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerden yapılmış, yenilenebilir enerji sistemiyle donatılmış konutlara 2280 lira taksitle sahip olabilecek. Proje ile 1 milyon arsa vatandaşa sunulacak. Arsalar, elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış, inşaat yapmaya hazır olarak teslim edilecek. Evler müstakil ya da müşterek olarak 5 katı geçmeyecek şekilde yapılabilecek. TOKİ mimari, mühendislik ve yapım desteği verecek. 1604 liradan başlayan taksitlerle 10 yılda faizsiz ve sabit fiyatla ödenebilecek. Ayrıca bu projeyle TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicilere iş yeri imkanı da sunulacak. Efendim, merkez ve ilçelere bağlı köylerden hak sahibi olan 143 kişi noter huzurunda çekilen kura ile evlerine kavuştu. Kura çekiminde konuşan Vali Doktor Ömer Toraman, kırsal kesimde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü söyledi. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evlerinden hak sahibi olan vatandaşlar için kuralar çekilmeye devam ediyor. Kentsel dönüşüm, rezerv ve köylerdeki toplu alanlarda toplu konut idaresi başkanlığınca yapılan konutlardan teslim aşamasına gelenler arasında kura çekimi yapıldı. Keban ilçesi Üçpınar Köyü, Sevice ilçesi Uslu Köyü, merkezden Kel Mahmut, Sarıkamış, Körpe, Yedigöze ve Cevizdere köylerinde toplu alanlarda yapılan konutlardan hak sahibi olan 143 vatandaş çekilen kura ile evlerine kavuştu. Evet, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah, bismillah. Buyurun. Efendim, teşekkür ederim. Evet. Listemizin 26 sıra numarasına kayıtlıymış İbrahim Geçen. İbrahim Geçen. Kura çekimine katılan Vali Doktor Ömer Toraman, depremden dolayı hak sahibi olan 20.782 vatandaşın işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Bugüne kadar 20.782 hak sahibimizin işlemini tamamlamışız kıymetli hemşehrilerim. Geçen hafta da ilan ettik. Yemişlik 11 ve 12. etapta da anahtar teslimlerine de başladık. Toplu konut idaresi tarafından konutlar bize teslim edilir edilmez biz hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza kura çekip anahtarını teslim etmek için gayret sarf ediyoruz. İnşallah aynı hızla çalışmaya devam edeceğiz. Ne kadar çok vatandaşımızı bir an önce evine yerleştirebilsek o kadar bizler de mutlu olacağız. Vali Toraman kırsal kesimde konut inşaatının devam ettiğini ifade etti. Kırsal kesimde konut inşaatlarımız devam ediyor. Yaklaşık 1700 küsur konutumuz halen inşa aşamasında. Bunların bazıları yeni başladığı gibi bazıları da bitmek üzere. Yani inşaat seviyeleri farklı seviyelerde. Orada inşaatlar tamamlandıkça aynı işlemi devam ettireceğiz ve vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de inşallah yakın zamanda da yine köy konutlarından toplu konut idaresi bize konut teslim ettikçe bunları da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. AFAD İl Müdürlüğü'nde çekilen kura sonuçları Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün internet ve sosyal medya hesaplarından ilan edildi. Efendim, Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhuriyet Meydanı'nın açılışı yapılacak. Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın şehrin bugünü ve yarınlarına önemli bir kazanç olacak Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesi için geri sayım başladı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet'in 99. yaşında açılışa hazırlanan alanda incelemelerde bulundu.
Şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla inşa edilen toplam 22 bin metrekare kapalı alana sahip 2 katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkında son rötuşlar yapılıyor. Giriş ve çıkışı Vali Fahri Bey Caddesi üzerinden sağlanacak otopark bünyesinde 2 adet asansör kulesi ve araç yıkama alanı yer alıyor. Elektronik dolu boş sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara ışıklı yönlendirme ile kaç araçlık park alanı olduğu gösterilerek vatandaşların araçlarını park ederken yaşayacakları zaman kaybı da minimize edilecek. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ilk olarak şehrin kimliğine önemli bir değer kazandıracak olan ve açılışa hazırlanan Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı'nda, ardından da çalışmaların başlatıldığı Geri Dönüşüm Parkı sahasında incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı'nı kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Şehrimiz adına heyecan verici olan bu kıymetli çalışmanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Şehre kazandırılacak 38 bin metrekarelik meydanın 22 bin metrekaresinde bazalt taş kullanılarak gerçekleştirilen sert peyzaj çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. 2 adet tüz havuzunun yer aldığı meydanda oturma bankları yerleştirilirken pergola imalatında da sona gelindi. Meydanda ayrıca ay ve yıldızdan oluşan kent simgesi oluşturuldu. Kent simgesinin çevresinde ise Türkiye Cumhuriyeti ve tarihteki 16 Türk Devleti'ni simgeleyen 17 adet bayrak yer alacak. Meydanda 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeşil örtü çalışmaları kapsamında ise dolgu tesviye ve sulama tesisatı çalışmalarına başlanıldı. Şehre yepyeni bir kimliksel değer katacak Cumhuriyet Meydanı yeşil örtüsüyle de şehre nefes olacak. Başkan Şerifoğulları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği incelemelerinin ardından Elazığ Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla yepyeni bir değer olarak şehre kazandırılacak Geri Dönüşüm Parkı sahasını inceledi. Başkan Şerifoğulları, bölgemizde örnek nitelikte bir proje olan Geri Dönüşüm Parkı'nda çalışmalarımız ilerliyor. Sahip olduğumuz kaynaklarımız sınırsız değil. Bu nedenle gelecek nesillerin bize emaneti olan yeşilimizi, havamızı, suyumuzu korumak zorundayız. Elazığ Belediyesi olarak geri dönüşümü önceleyen çalışmalarımız her zaman önceliğimiz olacaktır. Geri dönüştürülebilen malzemelerden oluşturacağımız parkımız, çevre bilincinin yaygınlaştırılması açısından örnek nitelikte bir adım olacaktır. Çocuklarımız burada keyifle vakit geçirirken, aynı zamanda çevre bilincini de kazanmış olacaklar, dedi. Geri dönüştürülebilir malzemelerin değerlendirileceği park alanında hurdaya ayrılmış metal, plastik ve tahta gibi çeşitli malzemeler kullanılarak çocukların güvenle oynayabileceği oyun grupları, varillerin dönüşümünden elde edilmiş koltuk, çeşme, konteynerden dönüştürülmüş kafe, ağaç kütüğünden yapılmış masa, otomobil lastiğinden yapılan salıncak, tahterevalli, macera parkuru ve metalden yapılmış figürler yer alacak. Zemin dolgu tesviye çalışmalarının devam ettiği alanda taş duvar örüm çalışmaları tamamlandı. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından park alanına oyun grupları yerleştirilecek. Efendim Elazığ'ın büyük bir meydana ihtiyacı vardı. Elazığ'ın güzel bir meydana ihtiyacı vardı. Oldu sonunda. Elazığ Belediye Başkanı Şan Şerifoğulları yaptı. İsmini de Cumhuriyet Meydanı koydu. Çok da güzel oldu. İsmiyle, meydanıyla harika bir proje ortaya çıktı. Teşekkür ediyoruz. Efendim Hastane Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran talepleri dinledi. Şehir merkezinde esnaf ziyaretlerini sürdüren CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran'ın bu defaki durağı Hastane Caddesi oldu. Esnaflarla sohbet eden Başkan Duran talepleri dinledi. Başkan Duran ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Efendim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu'nu ziyaret eden Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da borsa seçimlerinin kaybedeni ve kazananının olmadığını belirterek şehrin hayvancılığının gelişimi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman da Meclis Başkanı Aydın Torgut, Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'nun makamında ziyaret etti. Müzik
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen Başkan Duman da borsa seçimlerine değindi ve seçimde kaybedenin olmadığını ifade etti. Hayırlı olsun başkanım. Aydın Türk, Hayat Meclis Başkanı yerlerinde. Ticaret borsası. Ne ticareti? Yem, yemek, inşaat, zira ilaçları. Efendim Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Muhittin Kaya'dan bilgiler aldı. Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Genel Müdür Turan, ziyarette Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Muhittin Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özen ve Bölge Müdürü Mehmet Yaşar Demirel ile bir araya geldi. Elazığ OSB'nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Genel Müdür Turan, sanayi bölgesini gezerek işletmelerden yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Efendim Elazığ Belediyesi şehirde devam eden proje ve altyapı çalışmaları nedeniyle 29 Ekim'e kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Elazığ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Yeraltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme Projesi ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projesi çalışmaları nedeniyle 29 Ekim'e kadar Elazığ'da bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şehrimizde devam eden proje ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacaktır. Bu kapsamda 1. Harput Caddesi, Yeni Cami Kavşağı, İzzetpaşa Caddesi, Şehit Binbaşı Hasan Sabri Sokak, Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi ve Kazım Bayar Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Vali Fahri Bey Caddesi'nin Hürriyet Caddesi'ne olan bağlantısı tamamen, Bosna Hersek Bulvarı'nın ise çıkışı 22 Ekim Cumartesi günden başlayarak 29 Ekim Cumartesi gününe kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Güzergah üzerindeki otobüs seferleri ise Hastane Caddesi istikametinden devam edecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarını ve trafik akışına uymalarını önemli rica ederiz denildi. Efendim İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 151 kişi yakalandı. Bunlardan 21'inin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandıkları açıklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde asayiş ve Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamaları devam ediyor. Uygulamalarda aranan veya meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespitiyle toplam 151 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 21'in sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 6 şahıs bulunarak gerekli işlemler yapılırken denetimler esnasında ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, uyuşturucu madde, 9 şişe sahte alkol ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu tespitiyle ele geçirilen 2 adet oto lastiği de belirlenen sahibine teslim edildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlem yapıldı. Çalışmalar sırasında ise ağırlıkları değişen farklı türden uyuşturucu madde ele geçirildi. Efendim, ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu Elazığ Öğrenci Kongresi katılımcıları kürsübaşı programında gönüllerince eğlendiler. Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu Elazığ Öğrenci Kongresi'ne yurt ve yurt dışından katılan misafirler kürsübaşı programında gönüllerince eğlendi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Mustafa Pirinççi, öğretim üyeleri, kamu kurum müdürleri de katıldı.
Topluluğun Elazığ danışmanı Profesör Doktor Pınar Tatlıseven, kongreyi alanında uzman isimlerin katıldığını kaydetti. Bugün kongremiz başladı. Uluslararası katılımlı bir kongre. Türkiye'nin birçok yerinden, birçok veteriner fakültesinden öğrencilerimiz geldi. Bu yüzden çok mutluyuz. Güzel bir kongre oldu. Ayrıca alanında çok başarılı hocalarımız da buradalar. Yarın da devam edecek. Elazığ'da böyle bir organizasyon yapmanın, başarmanın mutluluğunu taşıyoruz öğrencilerimle birlikte. Ayrıca Tunus'tan da, Tunus İFSA'dan da, çünkü uluslararası bir kulüp demiştim zaten, Tunus'tan da öğrencilerimiz geldi. Kendileri de başkanı özellikle burada yanımızda. Elazığ Öğrenci Topluluğu Eş Başkanı Mısra Kılıç, kongrede dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den birçok katılımcının yer aldığını ifade etti. Elazığ'da böyle bir kongreyi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından ve yine dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenci arkadaşlarımızla birlikte burada bilimsel bir kongre gerçekleştirdik. Hepimiz çok mutluyuz. Elazığ'ımızda böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Doğu Anadolu bölgesinde böyle bir etkinlik yapabilmek bize nasip oldu. Topluluğun Tunus Başkanı Nesrin Tahari de, Elazığ oldukça beğendim. Herkesi Tunus'a da bekliyoruz, dedi. It's very beautiful, very nice, and the people too are very nice. The institution welcomed us very well. Efendim, Tekno ve Organize Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Kurulu üyeleriyle birlikte saha ziyaretlerinde bulunan üye Zülfü Altıntaş, Tekno ve OSB'nin 2023 yılında ilk sanayi tesisleri üretimini vereceğini ifade etti. Teknova Organize Sanayi Bölgeleri Değerlendirme Kurulu üyeleri saha ziyaretlerinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları değerlendiren Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurul Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Teknova OSB Değerlendirme Kurulu üyesi Zülfü Altıntaş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamızda Teknova OSB'de yer almak isteyen yeni girişimcilerin müracaatlarını titizlikle değerlendirme komisyonu üyelerimizle inceleyerek istişare ettik. Sahayı ziyaret ederek hem altyapı hem de girişimcilerimizin ilk temel atma süreçlerini yerinde incelemek için değerlendirme komisyonu üyelerimiz ve Teknova profesyonelleriyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Sahanın ilk büyük tonajlı su deposunun bitme aşamasında olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Alanda ilk girişimlerimiz de hafriyat ve temel atma süreçlerini başlatmış bulunuyor, dedi. Elazığ Valiliği öncülüğünde belediye ve diğer paydaşlarla birlikte büyük emek verdiklerini aktaran Altıntaş, Teknova OSB inşallah 2023 yılında ilk sanayi tesisleri üretimiyle ilimiz sanayisine kazandırılmış olacak. İlimiz sanayisi ve ekonomisi için çok önemli olan bu projenin özellikle altyapı süreçlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hususunda OSBÜK nezdindeki girişimlerimizin karşılık bulması ve değer katması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir ifadelerinde bulundu. Efendim, terminalin yerine yapılacak mini Elazığ'ın mahalleye vizyon kazandıracağını söyleyen Sanayi Mahallesi Muhtarı Necati Karataş, mahallede tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları paylaştı. Sanayi Mahallesi'nde yapılan sağlıklı yaşam merkezinin sadece mahalleye değil bölgeye hitap edeceğini aktaran Sanayi Mahallesi Muhtarı Necati Karataş çalışmaları anlattı. Arkamda da gördüğünüz gibi sağlıklı yaşam merkezi olarak adlandırdığımız Avrupa Birliği'nin ödeneğiyle Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen sağ olsun Elazığ Belediyesi'nden yer arsayı da bizlere tahsis ederek yani bizlerin mücadelesiyle Şahin Bey'in de bizlere burayı tahsis etmesiyle birlikte dört dönüm üzerine kurulan içerisinde fizyoterapi, psikoterapi, memografi, evde bakım, yaşlı bakım, sığara bırakma, diş ve fizik tedavi salonlarının olacağı sadece mahallemize değil bölgeye hitap edebilecek dört dönüm üzerinde inşa edilmiş içeride de görüntülerini aldığınız zaman göreceksiniz mahalleye kalite katabilecek sağlıklı yaşam merkezi olacak. Muhtar Karataş, terminalin taşınmasının ardından yerine mini Elazığ yapılacağını ve mahalleye vizyon kazandıracağını ifade etti. Tabii bununla birlikte terminali de görüyorsunuz. Yani işler acısı. Bununla ilgili Elazığ Belediyesi'nin sağ olsun Şahin Başkan
Güney Çevre Yolu'nda yapmış olduğu yeni terminal binasının taşınmasıyla mahallemizin vizyon projesi olarak adlandırmış olduğumuz Minya Elazığ. Elazığ'ın minyatürünü, yani minyatür parkının yapılacağını sözünü birkaç yerde dile getirmişti başkanımız. Yani bura bizim mahallenin vizyonu olacaktır inşallah. Karataş Traktör Esnafları sitesi trafikten boğulan şehrin nefes almasına katkı sağlayacak dedi. Hemen sol tarafımızda da görmüş olduğunuz traktörcüler galerisi bitme aşamasında, sadece çevre düzenlemesi kaldı. Buralarda yapıldığı zaman çok harika bir görünüme kavuşacaktı. Tabii biz traktörcüler galerisinin yerine gençlik merkezi olmasını çok çok isterdik. Ama o günün şartlarında çok farklı gelişmeler olduğundan dolayı, projesinin de çok güzel olduğunu gördüğümüzden dolayı olmasında bir sakınca görülmedi. İnşallah mahalleye hayırlı olur ve şehrin nefes almasına, trafikten boğulmuş şehrin bir nebze de olsa nefes almasına sebep olacak bir traktörcüler galerisi var. Efendim, İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarına başlanılan Kuvancılar ilçesi Yeniköy'de kanalizasyon çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığı belirtildi. Elazığ'ın birçok noktasında altyapı ve üst yapı çalışmalarını devam ettiren Elazığ İl Özel İdaresi, yapımı tamamlanan projeleri de bir bir hizmete açıyor. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kovancılar ilçesi Yeniköy'de 1 milyon 140 bin TL ihale bedeline sahip toplamda 7500 metre kanalizasyon boru hattı, 500 kişilik foseptik yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Elazığ genelinde yürütülmekte olan çalışmaları değerlendiren Elazığ İl Özel İdaresi şu ifadeleri yer verdi. Elazığ İl Özel İdaresi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için yoğun bir tempoyla hizmet ve yatırımları devam ettiriyoruz. Yatırım programı kapsamında bir yandan köy yolları BSK asfaltlama çalışmaları ile buluşturulurken, bir yandan da köylerimizde içme ve tarımsal sulama projeleri hayata geçiriliyor denildi. Efendim, Elazığ'da Hekimlerin Sazından ve Sesinden Şarkılar konseri düzenlendi. Konsere ilgi oldukça yoğundu. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Hekimlerin Sazından ve Sesinden Şarkılar konseri düzenlendi. Öyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Yoğun katılımın olduğu konser dinleyenlerden tam not aldı. Konserde doktorlar birbirinden güzel eserleri hem çaldı hem seslendirdi. Programda konuşan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir Akgün konserin amacından bahsetti. Burada bir arada olmamızın aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi, son dönemlerde maalesef basında olsun, sosyal medyada olsun, tıp fakültesi, hekimlik, sağlık çalışanı olmayla ilgili hep böyle kötü haberler daha çok duyduk. Şiddet, başka sıkıntılar. Aslında bu da bizde gerçekten öğrencilerimizde ciddi motivasyon kaybı yaptı. Gençlerde, hatta lise öğrencilerinde bile bir tıp fakültesine karşı acaba bir uzak durma, istememe gibi faktörlere sebep oldu. Aslında bu işin mimarı Sayın Dekanımız Profesör Doktor Metin Kaya Gürgöz'e bu amaçla böyle bir etkinliği yapmamızı istedi. O da bildiği için, işin içinde senelerdir, tıp fakültesindeki herkes aslında çok yönlü. Hani bu kadar gençlerin korkmaması gerektiğini, fakültede daha okurken bile eğlenebilecek, mutlu olabilecek bir takım hobileri olmasını istediği için bugün hazır olabildiğimiz kadarıyla karşınızdayız. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Kaya Gürgöz'e eğitim maratonunda sanatla ilgilenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Biliyorsunuz sanat kişiyi dinç kılıyor. Konsantrasyon yeteneğini artırıyor. Ayrıca bu maratonda, bu özellikle eğitim maratonunda ve hizmet maratonunda insanları, müzik ve diğer sanatçıları motive ediyor. Bu amaçla buradayız. Bu amaca hizmet etmektedir. İnşallah bu amacı gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Zaten
Özellikle hekimlik mesleğinde hekimler şifa ulaştırırken hastalarına müzik ve sanatla birlikte olunca daha verimli hale geldiklerini birçok arkadaşımıza gördük. Kulakların pasının silindiği konser büyük alkış aldı. Efendim Asrın Genç İş İnsanları Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığı'nda bayrağı Musa Alperen Namlı devraldı. Genç Asrın İş İnsanları Derneği Elazığ Şube Başkanlığı'nda görev değişimi yapıldı. Bayrağı devralan Genç Asrat Elazığ Şubesi Başkanı Musa Alperen Namlı amaçlarının başında Elazığ'ın istihdam olanaklarına yeni alanlar kazandırmak olduğunu ifade etti. Şehrimizdeki istihdam olanaklarına yeni alanlar kazandırmak istiyoruz. Genç iş insanları hiç şüphesiz şehrin ticari hayatına daha heyecanlı bir yön aslediyor. Onlar arasındaki işbirliği şehrimizin ticari hayatını kısa zamanda daha ileri alacak ve daha zenginleştirecektir. Bizim amacımız teşkilatımızdaki üye sayımızı kaliteli bir şekilde arttırarak hem şehre ticari anlamda ileri bir ivme veren hem de kendi içinde iş potansiyelini 3-4 kat arttırarak üyelerini memnun eden bir dernek olmaktır. Eski Başkan Harun Ateş de bayrağı devralan Musa Alperen Namlı'ya başarılar diledi. Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum kurucu Genç Asriyat Başkanlığı'nı bugün itibariyle Alperen Namlı kardeşimize devretmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında beni yalnız bırakmayan çok kıymetli yönetim kurulumuza ve de il yönetimimize teşekkür ediyorum. Görevi devralan Alperen Namlı kardeşimize ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Asriyat Elazığ Şube Başkanı Abdülkerim Yılmaz ise dernek olarak her daim Genç Asriyat'ın destekçisi olacaklarını söyledi. Bizler Asriyat olarak her zaman, her daim Genç Asriyat'ın destekçisi olacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğu özveriden dolayı Harun Ateş kardeşime teşekkür ederim. Ve bugünden sonra Alperen kardeşimize de başarılar diliyorum. Genç Asriyat Genel Başkanı Mustafa İnan Güleş de Elazığ'da yapılacak ticaretlerin talepkarları olacaklarını söyledi. Asriyat'ın geleceğini teminat altına alabilmek adına biz Genç Asriyat'ı kurduk. Genç Asriyat bugün sadece genel merkezi 350 üyesiyle. Şubeleri de işin içine kattığımız zaman 1000'e yakın üyesiyle şu an faaliyet gösteriyor. Bu sayılar çok daha hızlı bir şekilde çok daha ilerlere gidecek. Ama emin olun biz sayılara hiç bakmıyoruz. Sayı kendi kendine zaten gelişiyor. Ben tekrardan Harun Başkanıma emeklerinden dolayı, o değerli zamanını Genç Asriyat'a ayırdığından dolayı, Alperen Başkanıma da bu cesareti gösterdiğinden dolayı, bu oluşumun içerisine girdiğinden dolayı, ve bu kıymetli Haziran'la bizi buluşturduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim muvaffak etsin. Genç Asriyat Genel Merkez olarak Genç Asriyat Elazığ'ın sonuna kadar arkasındayız. Burada oluşacak tüm ticaretlerde söz payındayız, yardımcısıyız, talepkarıyız. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Hafta başı pazartesinde saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.